Bugün Çaykara'dayız. Sayın Belediye Başkanımız Hanefi Tok yanımızda. Kendisine Çaykara ile alakalı sorular yönelteceğiz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş gördük. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Elhamdülillah, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii. 1967 Çaykara doğumluyum. Eridere Mahallesi'nde doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Çaykara'da tamamladım. Lise son sınıfı Trabzon Lisesi'nde 1983-84 eğitim yılında tamamladım. 1988'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Orman Endüstri Mühendisi olarak mezun oldum. Evliyim, 4 çocuk babasıyım. Yani 2 tane de torunumuz var elhamdülillah. Maşallah. En küçük oğlumuz da 21-22 yaşında şu anlar. Kısaca böyle. Kaç dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz ve buna ek olaraktan siz başkan olduktan sonra Çaykara'da neler değişti? Yani ben ikinci dönemim. Yani şu anda 9,5 yılı tamamlamak üzereyiz. Hı hı. İşte önümüzde 5-6 aylık bir süreç kaldı. İnşallah Allah fırsat verirse onu da güzel bir şekilde tamamlamış olacağız. Tabii ben geçmişimize baktığımız zaman yaklaşık 3 dönem ilçe başkanlığı yaptım bu süreç içerisinde. Kurucu ilçe başkanıyım. Bu süreç içerisinde hizmetlerin, Çaykara'da yapılan hizmetlerin hemen hemen her tarafında var. Gerek siyasi kısmında varız, gerek son 9,5 yıllık içerisinde hizmet kısmında varız. Yani aslında çok şeyler yaptık da şöyle söyleyebiliriz. Öncelik biz yönetime gelirken şunu demiştik. Vatandaşa şu vaatte bulunmuştuk. En büyük projemiz Çaykara'da bir kentsel dönüşüm vardı. Yani Çaykara'mız malumunuz 1948 yılında ilçe statüsünü kazandı. Daha önce OFA bağlı bir nahiyeydi. Ve burada çok eski yapılar vardı. 70 yıllık, 80 yıllık bir yapı vardı. Konut sorunu vardı. Elhamdülillah bir 3 etaba böldük Çaykara'mızı. Birinci etabımızı geçen yıl bitirmiş olduk. Yani bu birinci etabımızda 85 konutumuz, 45 dükkanımız, belediyenin sosyal tesisleri, düğün salonumuz, konferans salonumuz, katlı otoparkımız, otogarımız, şehirler arası otobüsleri için yaptığımız otogarımız. Bunu elhamdülillah yüzümüzün akıyla tamamlamış olduk. Ve dairelerimizi de geçen yıl bu zamanlarda vatandaşımıza teslim ettik. Şükürler olsun şu anda hepsi doldu ve çok büyük bir talep oldu. Bize şunu gösterdi ki işte bu talep Çaykara'da şu anda 500 tane dairemiz olsa hemen satılır. Ve fiyatlar da son zamanlarda ciddi manada prim yaptı. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela belki görselini alacaksınız biraz sonra dışarıda. Biz geçen sene 550-600 bin liraya satmış olduğumuz daireler 3+1 olarak sattık. 125 metrekare brüt, 106 metrekare net olmak üzere. Ve bu 120 ay vadeli, yani 10 yıl vadeli üzerinde sattık. Şu anda 3 milyona satılıyor bu daire. Bir yıl içinde kazanılmış değere bak. İkinci etaba da inşallah devam edeceğiz. İkinci etap olarak çarşının en bozuk, eskimiş yapılarını yıkacağız. Mimari projelerini tamamladık. Hak sahiplerini belirledik. Tam belki ihale aşamasına gelecektik ama 6 Şubat depremi bizi biraz geciktirmiş oldu. İnşallah onu da bu zaman aralığı içerisinde çözmüş olacağız. Dokunmamız lazım. Çünkü Çaykara'yı turizm ilçesi malumunuz Çaykara. Geleceği hazırlamak zorundayız Çaykara'mız. Ha, bu süreç içinde bir sanayimiz yoktu mesela. Çaykara'mızda çok güzel bir sanayi yapmış olduk. Her ne kadar belediye birebir yapmasa dahi ama lojistik olarak bu işi üstlenen yatırımcı tarafından lojistik olarak bir planlamasını hazırlamış olduk. İşte yolunu yapmış olduk. Onu da bitirmiş olduk elhamdülillah. İnşallah bir ay içerisinde enerji sistemi bağlandı, altyapısı tamamlandı. Yollarımız hemen hemen tamamlandı. Orayı da inşallah hizmete açmış olacağız. Orada da aslında talebe baktığınız zaman esnafımıza şöyle bir güzellik yapmıştık orada. Maliyetini Çaykara'mızda ve Çaykara Niderland'ında mahallelerde soğuk demircisinden, demir doğramacısına, mobilyacısından, alüminyumcusuna, pimapencisine kadar yani sanayiyle uğraşan, küçük sanayiyle uğraşan esnafımıza 20 tane maliyetine dükkan almıştık ama buna çok rağbet görülmedi esnaf tarafından. 3 yıl önceydi bu talep. 3-5 kişi alan oldu tabii ama diğerleri almadı. Tabii bu yapacağımız ikinci etap kentsel dönüşümle beraber Çaykara'daki bu hem trafik yoğunluğu artıran ve görüntü kirliliğini ve ses kirliliğine yol açan
bu küçük esnafımızı inşallah oraya taşıyacağız. İster istemez taşımak durumunda çünkü mevcut dükkanları yıkmış olacağız. Tabi bunun yanında sadece orayla değil, işte yeni bir okul yaptık bu süreç içerisinde elhamdülillah. Sizin aracılığınızla bu süreçte ben önceki dönem İçişleri Bakanımız Süleyman Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Yani bizim 24 tescilli biz İmam Hatip Ortaokulu yaptırdık. Bir talebimizle beraber sağ olsun PTT Genel Müdürlüğü'nü anında yaptırmış olduk. Evet başkanım, o konuya da değinelim. Çaykara baktığımız zaman Trabzon'da ve Türkiye'de okuma seviyesi en yüksek ilçelerden birisi. Çok büyük profesörler çıkarmış, eğitimciler çıkarmış. Bunu sürdürebilmek adına çalışmalarınızı öğrenmek istiyorum. Tabii eğitime de geleceğim ama şu yani 9 yıl içerisinde yapmış olduklarımız da aslında çok kısa değildik. Ya bu süreç içerisinde sadece merkeze biz ağırlık vermedik. Tabii bu süreç içerisinde çok güzel bir sosyal tesis yapıyoruz şu anda. Arnavutköy Belediye Başkanımız 3 dönümlük bir millet bahçesi adı altında bir bahçe yap, sosyal bir alan yapıyoruz. Çocuk parklarımız var. Bir seyir terası projemiz vardı. İnşallah onun ihalesini yaptık. Hemen bana göre işte sol tarafta şu anda bana baktığınız zaman bizim kuzeyimizde yer alan bir yer. Çaykar'ın hemen girişinde hemen üstte olan bir bölge. İnşallah o da hayata geçtiği zaman Çaykar'ımızda gerçekten çok güzel bir sosyal alan olmuş olacak. Ormandan kiraladık burayı. Belki orada bir cins değişikliğiyle beraber günübirlik alan olarak veya işte konaklamaya döndürebiliriz orayı. Mevzuat buna izin veriyor. Mahallelerimize ciddi manada yatırımlar yaptık. İlçemizin mezbahanesi yoktu mesela. Biz 2 tane mezbahane yaptık. Bir tane merkezde Karaçam yolu üzerinde yaptık. Bir tane de Sultan Murat'ta yaptık. Yani turizm noktasında hayvancılığımız az olmasına rağmen tam otomatik çok güzel 2 tane mezbahane yaptık. Her ne kadar aktif olarak çalışmıyorsa ama ihtiyacı az da olsa gidermektedir. Yani şunu diyemez kimse. Çaykara'da hiçbir ilçede yoktur mesela tam otomatik mezbahane. Bu çok ihtiyaç görülmüyor belki ama ileriki zamanlarda bu bizim yapmış olduğumuz yatırımlar inşallah vatandaşın menfaati sunulmuş olacak. Yaklaşık 200 kilometreye kadar beton ve asfalt yol çalışması yaptı köylerimizde, mahallelerimizde. Bu küçümsenecek bir, azımsanacak bir oran değil yani bu yollarda. Yaklaşık 2000-2200 kilometreye kadar yol ağımız var. Tabii yeni yol kaplamaları yaparken asfalttır, betondur. Bunu 20.000-30.000 metreküp'e yakın sanat yapısı yaptık bu süreç içerisinde yani. Ha burada tabii büyükşehirin katkıları büyüktür. Bakanlığın katkıları, yatırım izlemenin katkıları çok büyüktür. Bu betonlamalarda, asfaltlamalarda özellikle Bakan Süleyman Bey'in ciddi manada katkısı oldu. Her ilçe olduğu gibi ilçe belediyemizde oldu. İşte önce giden Büyükşehir Belediye Başkanımız, şimdiki Murat Bey'in, ben onlara da selam ediyorum buradan. Onlara çok büyük katkılar oldu. Her ilçe olduğu gibi adaletli bir şekilde. Ya farklı nokta diyelim, bizim burada turizm noktasında onlara belki daha sonra gireriz ama bu belki bizim aklımız futbol sahasını yenilemiş olduk. Yeni bir kapalı spor salonu yaptık. Çok modern bir salon yaptık. Gençlik merkezi. Bu gençlik merkezi çok aktif olarak kullanılan bir merkezimiz. Özellikle hanım kardeşlerimiz burada her türlü sosyal faaliyetleri yapıyorlar. Bir eksiğimiz var orada. Bir fitness salonu yapıyoruz orada şimdi. İlçemizde yok. İnşallah onu da bir 100 metrekare olarak o fitness salonu da tamamlamış olacağız. İnsanlarımızı orada spora alıştırmış olacağız. Gençlik merkezimizde farklı sportif faaliyetlerle beraber Gençlik Spor İl Müdürlüğü üzerinden işte kaymakamlığın onuruyla beraber çok güzel çalışmalar yapmaktayız. Resim salonumuz var, müzik salonu var, bilgisayar odamız var. Hanım kardeşlerimizin veya genç çocukların orada değişik spor fitnessinde çok farklı pilates mi ne diyorlar işte onlara. Burayı aktif olarak kullanıyoruz biz elhamdülillah. Gençlere çok önem veriyoruz. Mesela bizim burada 100'e yakın alt kademede Çaykara Spor adı altında faaliyet gösteren 100'e yakın futbolcu öğrencimiz. Yani alt kademe 8 yaşından 16 yaşına kadar U8, U10, U12, U14, U16 şeklinde. O çerçevede biz sahayı aydınlattık. Sahanın bütün şeylerini spor toto üzerinden tel örgülerini değiştirmiş olduk. Şu anda bir altyapısında bir eksik var inşallah. Öğretmen evimizi yeni modernize hale getirmiş olduk. Yeni ek okul binaları yaptık. Gerek çok programlı lisemiz olsun, gerek var. Yani eğitim noktasında bunları toparlayarak eğitime işi getireceğim. Bu süreç içerisinde her mahallemize elhamdülillah adaletli bir şekilde dokunmuş olduk. Yani 9,5 yıl boyunca hiç kimse şunu diyemez ki, efendim şu mahallede bir çivi çakılmadı. Elbette eksiklerimiz vardır. Bu bir ekonomi meselesi. Bunu da çözeriz elhamdülillah, çözeriz inşallah.
zaman meselesi, ekipman meselesi. Yaylaların 40'a yakın yaylamız var bizim. 40'a yakın, bütün yaylalardan, mahallelerden çöp alıyorsunuz, düşünün. Yani bu hizmetleri bir iş gücü, makine gücü, ekonomi güç. Bunlar bizim temel görevlerimiz zaten. Elhamdülillah biz bunları yapıyoruz ama en azından haftanın bir, her hafta bütün mahallelerimizde çöplerinizi alıyorsunuz. Hele hele bu turizm sezonlarında ve ilçe dışından yaşayıp Türkiye'nin değişik noktalarında ve yurt dışından silah-ı rahim yapıp gelen gurbetçilerimizle beraber, yaklaşık, ben turist sayesini demiyorum, nüfusumuz 5'e katlanmakta. Yani 60 bin, 70 binini bulmak. Ki bunların getirmiş olduğu bir sorumluluk, bir yoğunluk, bir çöp artışı. Elhamdülillah bunlarla, ekibimizle beraber gece gündüz demedi. Elbette eksikliğimiz olacaktır. Yani kimse şunu diyemez ki efendim biz görevimizi dört dörtlük yapıyoruz. Yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreç içerisinde eksiklerimiz varsa onları da zaman içerisinde inşallah düzenliyoruz. Eğitime gelmiştiniz. Eğitim noktasında Çaykara modeli diye bir modelimiz var elhamdülillah. Eğitim modelinde tabi bu bir ekip meselesi arkadaşlar. Ya bu işte valilikten başlar, il milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, kaymakamlık, belediye, bir de yerel halk ve bu işin bir parasal kaynağı vardır tabi. Yani hep beraber, bir ekiple beraber bu süreci yürütmeye gayret ediyoruz. Çaykara'da elhamdülillah altyapı noktasında iki tane erkek öğrenci yurdumuz var. Bir tane kız öğrenci yurdumuz var. Bunlar da milli eğitim üzerinden okullarımız var. Nihayet İmadip Lisemiz var, İmadip Ortaokulumuz var, Çokur'un Anadolu Lisemiz var, Ataköy'de Sağlık Meslek Lisemiz, ki orada gelecek dönemle alakalı geçen sene bir sınıf açtık. Bilişim Lisesi bölümü diye bir bölüm açtık. İnşallah az önce belki oraya da değineceğim biraz sonra. Yani çok güzel bir projemiz de var o konuda, inşallah onu da tamamlamış olacağız. Yani Çaykara'yı eğitim noktasında farklı bir kulvarda belki doyuracağız. Bu konuyla alakalı bir iş adamıyla beraber görüşüyoruz inşallah. Onu da oraya getirmiş olacağız. Çaykara'da eğitim sabah 6'da başlar. Mesela eğitim modeli nedir? Akşam 10'a kadar etütlerimiz devam eder. Hatta şu anda zamanınız olur mu bilmiyorum ama lise son sınıf öğrencilerimize kurslarımız devam ediyor. Mesela bu sene başarıya baktığımız zaman liseler noktasında %70'e yakın bir başarı yakaladık. Ki bu ilk 500'e giren de var, ilk 1500'e giren var. Türkiye ortalamasını anlatıyorum. 100 bine giren var, 150 bine giren var. Yani düşün, 100 öğrencimizden 70 tanesini en yükseğinden en düşük puanlıya kadar oransal olarak yerleştiriyoruz elhamdülillah. Bu konuda bize karşı da dışarıdan bir göç var. Yani önceden Çaykara belki bir şey verebiliyordu, göç dışarıya, ama şu anda biz eğitim noktasında göç alıyoruz. Trabzon'dan bize geliyor mesela, şu örneği verebilirim, işte Anayasa Mahkemesi üyemiz var, Yusuf Şevki Hakkemez. İki tane çocuğum da Ankara'da bu adam. Bu Anayasa Mahkemesi üyesi. Burada okudu, bu toprakların evladı. İki tane çocuğunu da buraya getirdi. Mesela biri 500'e girdi buradan yani. Biri de 1500'e girdi. Biri Bilkent'i okuyor, öbürü de herhalde hukuka gidecek. Yani böyle bir eğitim modeli var. Bu eğitim modelinde biz yerel yönetim olarak elimizden gelen bütün gayreti, desteği, gerek sosyal anlamda olsun, gerek maddi anlamda olsun, çocukların farklı gezi turları olsun, yani sosyal yönden çocukların rahatlayabileceği, gezebileceği ne varsa biz bu imkanları sağlıyoruz. Ama ekonomi, mesela dışarıdan ücretli öğretmenler alıyoruz. Bu yaz sezonunda öğretmenini burada tutamazsınlar. Bunların bir finansmana ihtiyacı var. Onu da bizim iş adamlarımız karşılıyor. Ya büyük büyük paralar tabii. Biz sağ olsunlar bu konuda bizden hiçbir zaman bu desteğini iş adamları esirgemedi elhamdülillah. Bu bir aşk, bu bir sevdadır yani, eğitime destek vermek, gençliğe yatırım yapmak, eğitime yatırım yapmak. Çaykara zaten eğitimiyle anılan bir ilçe. Yani bürokrasisiyle, iş adamıyla, maneviyatıyla, müderrisleriyle, hocalarıyla, ulemasıyla bu çerçevede hem beşeri ilimler noktasında bir yol çizgimiz oluştu. Elhamdülillah bir başarı yakaladık. Diğer tarafta, öbür tarafta, ulvi noktada, dini noktada Kur'an kurslarımız var. Onları da destekliyoruz. Yeni yeni, buradan 40 sene, 50 sene önceki bu müderrislik noktasındaki o medrese kültürünü de yaşatmak istiyoruz. Daha işte bir hafta önce yaklaşık 29 hafızımızı, erkek hafızımızı, tabi bunun yanında bayanları da var, icadet törenini düzenledi. İki taraftan hem dünya için hem ahiret için çalışacak
hem bir taraftan sadece hafızlık değil, Arapça da öğreniliyor bu kurslarda. Yani sadece tek düze olarak değil ki bunlar hem lisede okuyor, hem Madip'te okuyor, hem Anadolu Lisesi'nde okuyor, hem hafızlığını yapıyor. Yani o çerçevede beşeri ilimlerini de yapmış oluyor bu şekilde. Çünkü bizim bunlara ihtiyacımız, inançlı bir nesile ihtiyacımız var. Ahlaklı bir nesile ihtiyacımız var. El ele gelelim bu noktada. Dünyadaki değişimi, ülkemizdeki değişimi hepimiz gözlemleyebiliyoruz yani. Bu bizim, elhamdülillah biz Müslüman bir ülkeyiz. Elhamdülillah Müslümanız, hepimiz inanıyoruz. Bu çerçevede Kur'an'a ve sünnete yakın bir yaşam biçimi belirlemek zorundayız. Ha, birileri layık olabilir, biz ona da karşı değiliz. Layıklığın tanımını nasıl tanımlarlar bilemiyorum ama biz kimseye karşı değiliz. Ha, bu şu demek değildir, insan özgürlük şu demek değildir bana göre. Efendim ben her şeyi yapmakla mükellefim. Kimse kusura bakmasın. Değilsiniz ya. Ya bu bayan içinde aynıdır, erkek içinde aynıdır. Ki Türkiye gündeminde olan olayları görüyor. Belki biraz genel siyasete girdi ama bu bizim kanayan yaramız. Ya bu bizim geleceğimiz. Bizim bu gençliği de yönlendirmemiz lazım. Yani sadece ahlaki değerlerimiz. Ahlaki değerler, eğitim sistemi ondan başlıyor. Aileden başlıyor. Efendim işte benim çocuğumu okula veriyorsunuz. Terbiye edin, ahlaklı yetiştirin. Evde o ahlakı ona ebeveynleri olarak biz veremezsek, öğretmenin ne kadar katkısı burada olacak onu merak ediyorum. Yani biz, aile düzenimiz bozulmak üzere. Evde herkes farklı bir şey, farklı bir pozisyonda. Bismillah demek lazım, aileyi düzeltmek lazım. Önce aileden bu ahlakı vermek lazım. Elbette öğretmenlerimiz o konuda yeteneklidir. Bunun formasyonunu alıyor nihayetinde. Orada da bir destekle beraber ahlaklı bir nesil, inançlı bir nesil, milliyetçi bir nesil yetiştirmek zorunda. Bu bizim görevimiz, idareci olarak bize düşen görev ve düşen görevi yerel yönetim noktasında biz yapmaya her zaman muktedir olduk, yapmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Sayın Başkanım, gelelim Uzungöl mevzusuna. Uzungöl'e demeyelim de turizme gelelim belki. İşte ona geleceğim. Yani, evet, buyurun. Uzungöl Türkiye'den ve Trabzon'dan birçok turist çekiyor. Aynı zamanda dünyadan. Evet. Evet. Senede kaç bin, ne kadar turist ağırlanıyor Uzungöl'de? Yani yerli yaba, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Elhamdülillah. Toplam olarak yerli yani yabancı. Yani ben şöyle bir, tabii şöyle bir tanımlama da yapabilirim. Tabii Uzungöl farklı bir destinasyon. Uzungöl destinasyonu. Uzungöl turizm alanı. Farklı bir bölge yani. Allah'ın bir nimeti. Gölüyle beraber, cam ağaçlarıyla beraber, doğasıyla beraber, yani Uzungöl'ün etrafındaki hidrelantları, sadece Uzungöl olarak olaya sadece göl olarak bakmamak lazım. Oradaki diyelim 50 dönümü, 100 dönümü araziye doğasıyla beraber, ki onun yukarısında demir kapımız var, Sultan Murad'ımız var, değişik yörelerimiz var. Şu anda bir bütünsel olarak bu turizm ilçemizde çalışıyor. Yani Solaklı Vadisi olarak dedim, Çaykara'dan yukarı olan bölge olarak adlandırmak lazım. Çünkü gelen yerliyi, özellikle yabancı bu körfez turizminden gelenler buraları tercih ediyor tabii. Yoksa yerlileri zaten her gün kendi köyünde yaşamış olduğu, görmüş olduğu doğal güzellikler. Yani mesela bu geçen yıldan bu zamana baktığımız zaman ekonomik olarak belki ciro noktasında diyeyim, bu sene belki o rakamı yakalayamayacağız. Çünkü geçen sene bütün sezonların en iyi sezonunu yakaladık. Sadece Trabzon, Uzungöl ölçeğinde ve Çaykara ölçeğinde değil belki, Trabzon ölçeğinde böyle bir ciro yakalandı. Bu yıl gelen turistlerimiz her nedense bu bölgede belki bu 15 gün pik dönemi yakaladık. Yani %100'lük doluluğu yakaladık bu bölgede, Uzungöl'de. Trabzon'da da bir zamanlar fiyatların geçen seneye aldanarak fiyatların çok yüksek tutulması turistleri biraz korkuttu. Yani yatak ücretlerinin, yemek ücretlerinin, belki esnaf da haklı olabilir çünkü hayat çok pahalandı ama verilen orada otel fiyatları, yatak fiyatları şu anda ticaret odasının veya esnaf odalarının veya turizm bakanlığı vermiş olduğu oda fiyatlarının altında fiyatlar baktığınız zaman. Böyle çok fiyat yok. Geçen senenin fiyatlarının %50'si şu anda Uzungöl'de. Veya Trabzon'da, 4 yıldızlı otellerde de böyle. Uzungöl'de de böyle. Çok yoğun bir trafik, şöyle düşünün, günde ortalama plaka tanıma sisteminden mesela jandarmadan almış olduğumuz kayıtlar, biz bunu her ay düzenli olarak alıyoruz. Ortalamasını vereyim, aylık ortalama. Mesela Temmuz ayının ortalaması yaklaşık olarak 4.800-5.000. Bu 5.100 olur günlük, 6.000'e çıkar araç sayısı günlük olarak. Biz bunu yıla 12 aya vurduğumuz zaman, 3 aylık bir sezonumuz var, 2 ay yoğun bir sezon. Bir aylık %50-60 bir sezon,
4 aya baktığınız zaman belki %20 ile çalışan bir sezon. Yani Eylül'ün sonuna kadar %15-20 ile çalıştığımız bir sezon. Ha, biz bir sezonu belki kış turizmiyle beraber daha da uzatma düşüncesiyiz. İnşallah turizm master planını yapıyoruz bölgenin. Bu süreç içerisinde kayak yapılabilir. Çok kar kalitesi açısından yaptırdığımız ölçümlerde çok güzel alanlarımız var. Kar kalitesi çok yüksek. Mesela geçen yıl Uludağ'da veya Kartepe'de kar yokken bizim Uzungöl'ün ve Hiderlant'ında 2 metre karımız vardı mesela. Çok güzel kayılabilir. Öyle bir alan var mı? Var tabii. Onları tespit ettik. Mesela Uzungöl'de bizim bir teleferik projemiz vardı. Onu hayata geçireceğiz inşallah. Plandan dolayı mesela şu anda bir planımız var ama şu anda bir plan tadilatıyla bekliyoruz. Biz onun ihalesini yaptık. Normalde alıcısı var ama plan tam 18 uygulamasını tamamlamadığımız için hayata geçiremiyoruz. İnşallah bu yıl sonuna doğru da hayata geçirir ki o bize farklı bir turizm aksı sağlayacak. Ki kış turizmine yönelik bir turizm olacak. Orayı da planladık, orayı da ihale yaptık. İnşallah o çerçevede 12 aya turizmi yaymış oluruz. Yani Çaykaramızın bütün turizm noktasından nasıl faydalanılır planını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde. Biz bu çalışmayı yaptığımız zaman doğal güzelliklerimizi bütün insanlara sergilemiş olacağız. Yaklaşık 800 bin, 900 bin araç Uzungöl'e giriyor. Ya bu yerlidir, yabancıdır. Mesela 4500, 5000 araç giriyor, 6000 çıkıyor. Günlük rakamları veriyorum ben plaka tanıma sisteminde. Bunu da en az gelen adam 3 kişiyle geliyor, hesap ediyoruz. İnsanları saymıyoruz. Hı hı. Yaklaşık 3 milyona yakın, 2,5-3 milyona yakın bu boğazdan Uzungöl'ü ziyaret ediyor. O dara açık alan. Ziyaret, ki burada trafik elbette olacak. Yani o kadarlık dar bir alanda, bu kadar yoğun. Gene elhamdülillah oradaki emniyet güçlerimiz, jandarmamız gece gündüz demedin trafik düzenlemesi yapıyor. Yani oradaki genç kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum ya. Süreci iyi götürüyorlar. Çok fazla da böyle 2 saat, 3 saat beklediğimiz yok. Belki orada bir yarım saat bekleyebiliyor. Bunlar bir, bunu Marmaris'e gidin, Muğla'ya gidin veya Fethiye'ye gidin, diğer değişik yerlere gidin veya Avrupa'nın değişik turistik gibi Paris'e gidin, noktalarına gidin. Burada bir kuyruk vardır bu peak dönemlerde. Yoksa 15 gün sonra gelin, ne trafik vardır ne bir şey vardır. Bunu çok rahat bir şekilde. Bu da çok normaldir. Ha, başka formülasyonları yok mudur? Elbette var. Bir, buradaki en büyük engel coğrafya meselesi. Çok esneyemiyorsunuz. Yani yeni yollar açacak fazla alanınız yok. Bir tarafı dere, bir taraf yamaç, bir taraf orman. Yani 60-70 şevli bir araziniz var. Ama şöyle büyükşehirin bu konuyla alakalı çok güzel bir projesi var. Tünel, otopark ve tünel geçiş. Yaklaşık Uzungöl'ün hemen girişinden ta çıkışına kadar 4 kilometrelik bir tünel. Tünel içi otoparklar ve transit gelen araçları yukarıya sevk etmek için. Çünkü bizim Uzungöl'den yukarı 5 tane daha mahallemiz var. Hı hı. 15'e yakın yaylamız var. Ya burayı mesela bazı çok fikirler gelir, çok görüşler gelir. Efendim trafiğe kapatalım, ücret alalım. Bu gibi yani tamam doğru sırtında yumurta küfesi olmayanlar her türlü alternatifi görüşü sunabilir. Ama çözüm oluşturma noktasında bu tek başınıza değilsiniz efendim. Ben yaptım oldu. Olmuyor işte maalesef öyle değil işte bu. Bütün kurumlarla böyle, bütün insanlarla beraber bu kararı almak lazım. Hı hı. Ama imar düzenlemesiyle beraber sanırım orada yapılacak ulaşım planıyla alakalı bir ringle beraber gidiş dönüşü farklı noktalardan verip inşallah oradaki düzenlemeyi de sağlamış olacağız. Uzungöl'de bizi sıkıştıran nokta göl, cami, oradaki tarihi köprünün olduğu merkez. Çünkü gelen tur otobüsleri orada her insanı oturtuyor orada, indiriyor orada. Orada gölün zaten Uzungöl'ün iki tane figürü vardır. Bir tarihi köprümüz, kemer köprümüz, bir de camimiz vardır. O köprünün üzerinden Uzungöl'e doğru, göle doğru bir resim çekmektir. Dolayısıyla bu bir dakikada konaklama yaptığınız zaman, duraksama yaptığınız zaman orada trafik ister istemez aşağıya doğru 2 kilometre, 3 kilometre uzamaktadır. Ama dokunuşlarla beraber bakanlığın bu konuda bir iki çalışması var, büyükşehirin var. Bu sadece ilçe belediyesinin çözeceği bir nokta değil. Ya bir konu değil yani. Çünkü rantın çok yüksek olduğu bir yer, arazinin çok değerli olduğu bir yer. İnşallah bu konuyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Çözeceğiz. Yani Uzungöl'de, eğer Uzungöl'e baktığınız zaman şöyle dışarıdan gelen biri baktığı zaman aslında modern bir turizm beldesi haline gelmek üzere.
ufak tefek çarpık yapılaşmalarımız var orada. Evet. Küçük küçük. Belki kulübeler var oralarda. Günübirlik alanlar vardır oralarda. Adım adım işte TOKİ'nin Çevreşehircilik Bakanlığı yapmış olduğu bir proje var şu anda Millet Bahçesi adı altında. Ha, evet. Sezondan önce başlayacaktık. Sezondan dolayı işte 1 Eylül'e kadar erteledik onu. O projede şöyle tamamıyla Millet Bahçesi adı altında adlandırıyoruz bunu. Ne var burada? Gönül kamu alanına ait olan yerleri veya o alan içerisindeki olan özel mülkiyet dahi olsa ki orada küçük küçük yapıları boşaltıyoruz. Sezon sonunda inşallah hep beraber oraları tamamıyla yeşil alan yapıyoruz. Hiçbir şey yok. Kamelyalar, oturma alanları, banklar. Bir tane belki bir tane ticaret merkezi koruruz. Yani bir 30-40 metrekare bir büfe. İnsanların çay ve kahve ihtiyacını gidermek için mevcut olan yere. Başka Uzungöl'de ağaçlandırma vardır, kamelya vardır, banklar vardır. Yapılacak olan Millet Bahçesi bu. Bu sadece o gölün başlangıcında, gölün sonunda diyelim yukarı doğru çıkarken orada o Millet Bahçesi olacak olan yerde. Diğer taraflarda tamamıyla yürüyüş yollarını değişiyoruz. Tamamıyla tire duvarlar değişiyor. Korkulukları değişiyoruz. Emniyet korkuluklarını değişiyoruz. Çok ışıklandırmalar yenileniyor. Yeni trafo gücünü, kurulum gücünü artırıyoruz. Yavaş yavaş kamu alanına ait olan yerlere giriyoruz. Şimdi vatandaş da şöyle bir talep olabilir işte bizi de geliyor bu. Efendim benim burada mülkiyetim vardır. Evet. Burayı devlet kamulaştırmadan efendim gelecek burada bir proje yapacak. Bu bir kanunen suç zaten. Vatandaşın izni ve muvaffakiyeti olmadan hiçbir kurum, hiçbir kimse, hiçbir birey vatandaşın yerine giremez. Ancak şunu yapacağız. Tapulu yerinde dahi olsa o bizim proje içerisinde kulübesi vardır, zıplayını vardır, seyyar tezgahı vardır. Yani gölün o noktasını, hazineye ait olan yerleri yıkıyoruz zaten. Orada bir sorun yok. Yani işgalden kurtaracağız onları. Diğer taraflarını, o bölgeyi rica edeceğiz. Vatandaşımız hep beraber, onların da desteğiyle beraber o güzelliği inşallah önümüzdeki sene insanlar görmemiş olacak. Ve o projeyi tamamlamış olacağız. Özellikle o bölge, oteller bölgesi dediğimiz kısmı çok, şu anda hoş olmayan görüntüler var orada. Seyyarlar var, o var, bu var. Kaldırım bozukluğu var, görüntü kirliliği var. Her şey var kısacası şu anda. Peki başkanım bu dediğiniz temizleyeceğiz gibi, elhamdülillah. Tamamen Uzungöl projesi, Millet Bahçesi, her şey o alt geçitli otopark bittikten sonra bu seyyar satıcılar, komisyoncular, fahiş fiyatlar, yani Uzungöl tamamen istenilen şeye kavuşacak. Yani buraya adım adım tabii getireceğiz. Şöyle biz bu yıl buna dokunuyoruz. Bakanlığın desteğiyle beraber o mezbelelik olan kısımları, göz alıcı noktaları inşallah bu yıl zaten 500 gün şeyi var. Bir sene içerisindeki biz bu mezbelelikler, o görüntü kirliliğine, ses kirliliğine, kaldırım kirliliğine yol açan bütün şeyler, özellikle proje kapsamında olan bütün şeyler inşallah biter de hep beraber orada yeniden bir haber yaparsınız. Çok güzel bir tepkiler alacağımıza inanıyorum. Uzungöl'ü marka değeri yapmak zorundayız. Bununla beraber inşallah bunu vatandaşın da olurunu alarak tabii, yani bu devletin gücünü elbette kullanabilirsiniz ama bu engel olarak ben görmüyorum. Adaletli olursanız eğer, yani bu düzenleme noktasında bir bireyin yıktığınız zaman, kaldırdığı zaman bir büfesini, öbür adamı her ne sebeple olursa olsun koruyorsanız bu adalet değildir. Adaletli bir şekilde proje alanı içerisinde olan yerleri inşallah temizleyeceğiz ve çok güzel bir görüntü. Asfalt, özellikle kaldırım taşını kaldırıyoruz. Araç yolunu asfalt yapıyoruz. Bir yıl sonra inşallah çok farklı bir yüzün göl noktasında görmüş olacağız. Ve orada vatandaşın ben şeyini anlıyorum, hassasiyetini. Kulağımıza da geliyor. Şöyle deniyor efendim, orası alınacak. Plan değişikliğiyle beraber onlara verilecek, evet. İmara açılacak. Arkadaşlar bu devlet, hukuk devleti, kanunlarla beraber yönetiliyorsunuz. Yani Türkiye'de şöyle bir algı var efendim, her şey olur. Olmaz, olamaz. Olmaz. Ya çünkü sizi bağlayan bazı kurallar, mevzuatlar vardır, kanunlar vardır. Bunu yaparsanız, kurum da olsanız, belediye de olsanız, bakanlık, suç işlersiniz. Çünkü kıyı kenar çizgisi vardır Uzungöl'de. 50 metre, 100 metre, 200 metre. Yapılaşma 200 metreden sonra baş. İlk 100 metrede zaten bir şey yapma. 200 metre alan içerisindeki o dairesel çerçevede yeşil alan oluşturuyoruz. Bunu hangi bir güç değişti? Olmaz, böyle bir şey olmaz yani, mümkün değil. Buna ne Uzungöl'ü müsaade eder, ne bakanlık müsaade eder, ne belediye olarak biz müsaade ederiz. Yani buna kimse olmaz. Kanun, yani bu kanunu
değişecek dediği sadece Uzungöl değil ki kıyı kenarı. Türkiye'nin bütün üçte biri sularla kaplı zaten. Her taraf kıyı kenar zaten. Durgun sularda da bu uygulanıyor. Dolayısıyla ben vatandaşın hassasiyetini bu konuda çok doğru bulmuyorum, haklı da bulmuyorum. Yani kulaktan dolma şeylerle beraber efendim buralar birilerine verecek, ben asla bunu. Ha ben bugün varın yarın yokum. Fiyatlar noktasında elbette yani Uzungöl'ü böyle tamamıyla baktığımız zaman yaklaşık 10-12 bine yakın bir şeyimiz var orada. Odamız yaklaşık 15 bin yatağımız var. Pardon 15-16 resmi gayri resmi odamız var. Onların da hepsi şu anda işletme ruhsatı almadı. Yani turizm işletme belgesi alamadılar. Şu anda şunu da söylemekte yarar var arkadaş. Uzungöl'de şu anda 15'e yakın turizm işletme belgesi veya basit konaklama belgesi adı altında belge alan, şu anda işletme ruhsatını alıp resmi çalışan otelimiz var. Valiliğin ve bakanlığın, Turizm Bakanlığı bize yani 182 tane otelin şu anda işletme ruhsatı var. Turizm belgesi yok. Yani konaklama belgesi yok. Ki bu Ortahisar'da çok daha fazladır. Yani ilçede, her ilçede vardır şüphesiz problem ama. Problem yaratmıyor mu? Yaratmaz olur mu? Şöyle problem tam turizm sezonunun ortasında. Yani insanlarda şu var. Mesela bu kanun çıkalı bir yıl oldu yani. 1 Temmuz 2022'den 1 Temmuz 2020 veya 31 Temmuz'a kadar diyelim. Bunların alınması gerekir. İnsanlar bunlara çok ehemmiyet vermiyor. Ondan sonra efendim idareyi suçluyor. Yani biz bunları tebliğ edildiği zaman aykırılıkları giderecek ki bir imar affından dolayı %90'ı hemen hemen yap kayıt belgesi aldı. Bu yap kayıt belgesiyle beraber işletme ruhsatına dönüştü. Bunun da altyapısı olarak itfaiye raporuyla beraber biz turizm belgesinin çok zorluğu yok. Yani itfaiye merdivenidir, işte otellerimizdeki yangın sistemleridir. Bunlar yapılabilirdi, biraz geç kalındı. Veya insanlar biraz bir şey olmaz mantığıyla beraber hareket edildi. Şu andaki bizim belediye başkanı olarak benim üzerimdeki en büyük yük valiliğin bunları kapat demesi. Hadi sezon ortasında gidin kapatın buyurun. 30 bin insanı sokağa mı atacağım? Bu mümkün değil. Veya Trabzon'da işte 300-400'e yakın böyle işletme var. Metin Bey şimdi onları dışarı mı atsın? Yani nerede bu insan? Ama bu şu demek değildir. Sezon sonunda zaten ondan sonra bitiyor. 15-20 gün sonra sezonumuz bitiyor. Bu süreç içerisinde 2024'e girerken eğer bu işi almayan varsa zaten bakanlık olarak gerek maliye açısından olsun, gerek işletme açısından, gerek turizm açısından olsun, gerek işletme açısından belediye olarak çalışmaları mümkün değildir yani. Hepsi kapatılacaktır. Bu otel olabilir, lokanta olabilir, herhangi bir tesis olabilir. Yani yap kayıt belgesi alıp işletme ruhsatı kazanmaya hak kazanmış olan işletmeler. Eğer bu lokantalar noktasında onların da turizm işletme belgesi vardır. Almazsalar zaten alan adam bize baskı oluşturacak. Almıştır bu adam. Nihayetinde tam yasal olarak işletmesi vardır. Yanındaki adam bu kaçak işletmeyi çalıştırırsa bu hesabını bize soracaktır. Biz kanun, bütün mevzuat ve kanun gücümüzü kullanacağız. O haklı olarak o belgeyi alan vatandaşın hakkını korumuş olacağız. Yani kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Efendim benim 3 tane 5 tane odam var vardır. Ruhsatını alıp çalıştıracaksın kardeşim. Artık bu hem ekonomik olarak bir kaydı yoktur. Devleti katma değeri açısından olsun, vergi açısından olsun. Herkes kazandığının bedelini ödeyecek. Bunu yaparken tabii insanları da çok kırarak dökerek değil, anlatarak, izah ederek, dinlemeyen varsa da kanun gücünü kullanmak zorunda. Yoksa siz, ben, belediye başkanım suç işlemiş olurum. Yani. Bunun da hesabına gider yargıda veririz. Ama çözüm o değildir. Esas olan üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil. Çok da uymayan adam varsa kanun neyse artık bu yerine gelecektir arkadaşlar. O düzenlemeleri, o aykırılıkları, o fiyat politikasını inşallah denetimlerimiz var, devam ediyor. Bak ben şunu dedim. Mesela Trabzon'da bugün de haberlerde 3 tane işletme kapandı. Efendim 2 bin liralık hesap 26 bin lira oldu. Sosyal medya ne derece doğru bilmiyorum ama bazı dükkanlar kapatıldı. Evet, öyle bir şey oldu. Yani bunlar ahlaksız. Bir sefer bu ahlaksız bir esnaf bu. Ben ona ahlaksız diyorum. Bir de bu helal kazanç değil. Helal değil bu arkadaş. Bunu alıp çocuğuna mı yedirecek? Kimin parasını kime yediriyor? Eve gidemezsin, ayağın taşa takılır, kafan yere vurur. Bu mümkün değil ya. O çerçevede Uzungöl'de çok böyle bize şikayet, bariz bir şikayet yok arkadaşlar. İnan.
Yani bazı işletmeler elbette vardır. Yani düşün, Uzungöl'de belki şu ana kadar 300'e yakın bir işletme, irili ufaklı, büyüklü küçüklü yani. Otelinden, işte bakkalından, berberinden ve telefoncusundan, yani günübirlik olarak patatesçisinden yaklaşık 300'e yakın bir işletme ve kafe diyelim, çok böyle fahiş fiyat verenler yoktur. Tekluk vardır ama bunları da biz ispatlayamıyor bize gene şikayeti. Telefonla arıyor, efendim diyor, belediyenin ihbar hattı vardır, arıyor. Peki bize bir adisonunuz var mı diyoruz. Yani bize bunu illa fatura ve fiş olmasına gerek yok. Adisan da olsa nihayetinde dükkanın, işletmenin ismi oradadır. Hı hı. Bunun hesabını soralım kardeşim. Varsa bunu söyleyin bize. Gidip biz en ağır şekilde. Ve ben onlara da söyleyeyim. Bütün işletme. Eğer bana böyle bir şikayet gelirse asla gözünüzün yaşına bakmayacağım. Ve bu işletmeyi bir daha açamazsınız. Çünkü işletme ruhsatınız yoktu. Kapandı mı yıkılacaktı. Hı hı. Ya bu derece ağır yaptırımlar olacak. Neden? Sadece bu Uzungöl'le alakalı değil. Bütün bölgeyle alakalı. Çünkü bu Körfez turizmi bizim veli nimetimiz. Trabzon bu şekilde biraz ayaklanmıyor. Çünkü Trabzon'umuzun bir sanayisi de yok. Yani ne fındığımız var biraz azıcık. Çok küçük küçük ölçekli sanayi mamullerimiz, o organize sanayilerimiz var. Trabzon'da bu turizmi herkes mi? Herkes kazanıyor burada. Hı hı. Yani arabacısından, sanayi küçük küçük imalatçılarına kadar, lokomotifçisinden, nev resimcisinden ne varsa yani, çünkü turizmi paydaşları çok. 200-300 sektörü hitap eden bir sektör. Hı hı. Peynirinden, zeytinden, yumurtasından, sütüne, sütlacına ne varsa ya. Çok sektörü tetik. Ama biz bunu kaybedersek, Trabzon olarak, bölge olarak, ciddi manada insanlar bir ekonomik boşluğa düşer. Çünkü alışmış insanlar bir gelir seviyesini yakalamış. Düşün, adam bir servis minibüsü vardır, turist taşıyordur. Günlük 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar her neyse o kiralar artık esnaf odası belirlemiş. Bunun altına düşerseniz veya bunun üstüne çıkarsanız onun ekonomik hayatı o standart, o da psikolojik olarak sorunlar yaşar. Ailevi sorunlar ortaya çıkar. Ama biz altın yumurtlayan tavuğu neden keselim ya? Burada herkes sorumlu. Yani yer yönetimli olarak ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi, vatandaş olarak, kamyoncu olarak, temizlik elemanı olarak, ticaret odası olarak, valilik olarak, kaymakamlık olarak, bakanlık olarak. Yani denetimlerin sıklaştırılması, bize düşen bir görev varsa bunun yapılması, altyapı, üst yapı noktasında denetimlerimizi sıklaştırmamız ve bana göre ceza çaydırıcı değildir arkadaş. Yani siz ne kadar ceza yazarsanız yazın, elbette o insan o cezayı gene o işletmeden çıkaracaktır. Hı hı. Bana göre o insanın ticari ahlakını düzeltmesidir. Yani bu gibi turizmin geleceğini düşünmesidir. Buradaki en büyük sorun, mesela ben Uzungöl ölçeğinde söyleyeyim. Birçok işletmemiz kiraya verilmiştir. Mal sahibi tarafına satılmamıştır ama kiraya verilmiştir. Bu kirayı alan adam yüksek kiralarla gittiği için bazı işletmelerimiz böyledir mesela. Çaydır, kahvedir, yani biz normal yasal fiyatlamanın noktasında bazı fiyatlar talep edebiliyor gelen turistlerimiz. O da o parayı çıkarmak için. Çünkü adam çalıştırıyor, kirayı çıkartacak, kendisi de para kazanacak nihayetinde. Ben ticaretten gelen biri olarak bunu söylüyorum. Bu da fiyatları biraz da yukarı çekmektedir o işletme için. Ama kendisi çalıştırsa böyle bir işletme, böyle bir fiyatların yukarı çekilmesi noktasında bir sorumsuzluk olmayacak yani. Hı hı. Aslında buradaki yerel halkın da kabahati bu noktada bu. Hı. İşletmelerini çalıştırmıyor, kiraya veriyorlar insanlara. Bu şekilde burayı alan adam ne yapacak kardeşim? Mecbur, ben 2 yıllığına kiraladım burayı diyor. Zaten bir pandemi dönemi vardı, daha süreci ödeyemediler. Hukuksal bazı sorunlar oluştu. Bunları düzene koymak için. Ama yavaş yavaş vatandaşlar bunu gördü. Mesela ben Uzungöl ölçeğindeki oradaki tapu sahibi insanlar artık bu işin böyle olmayacağını, kiralarsa dahi yerliye kiralayacağını, yani Uzungöl ve Çaykara halkına kiralayacağını veya işte bu Hider Trabzon'a, bir sürü yabancı işletmeleri, Suriyelisinden Mümnesine kadar yabancı kişiler kiralamışlar buraları ya. Hı hı. Onun o doğaya karşı, turizme karşı bir sorumluluğu yok. Onun düşündüğü tek şey, ben bu sezon burada ne kadar para kazanırım. Hı hı. Onun hedefi o ama bizim hedefimiz o değil. Bizim sürdürülebilir turizmi gelecek döneme en rentable bir şey nasıl aktarırız? İnşallah bununla hep beraber oradaki sivil toplum örgütleri, idareciler, halk, esnaf beraber sağlamış olacağız. Ama yani gelecek dönem Allah nasip eder, biz devam edersek. Başkanım. İnşallah yaptırımlarımız çok daha ağır olacak. Yani. Bunu söyleyebilirim. Yani.
Yabancılardan yatırım yapmak isteyen var mı Çaykara bölgesine? Veya yabancı derken yerli yabancı mı yoksa tamamıyla... Yerli veya yabancı. Yani yerli şüphesiz tabii veya... zaman zaman bizleri arayan oluyor. Turizm noktasında yatırım yapmak isteyen gerek Türk iş adamı olsun, gerek Körfez ülkeleri yabancı iş adamları olsun. Ama burada çok böyle yatırım yapılacak alanda çok yok. Büyük büyük oteller yapılacak. Çünkü Uzungöl malumunuz özel çevre koruma alanı. Aynı zamanda sit alanı. Yapılaşma bellidir orada nihayetinde. 3 katlı bina yapabilirsiniz. 15 metre. Yani bazı yapılaşma şartları vardır imar planına göre. Mesela zincir oteller orada oteller, bir şey yapamaz. Yani onların standartı nedir bilmiyoruz. Zincir mesela isim vermeyeyim. Herhangi bir zincir otellerinin bir markası. Standartı nedir bilmiyorum. Onu alabilir mi bilmiyorum ama yapılaşma farklı. Alabilir, neden almasın? Yani o imar planına uygun yapabilirse neden olmasın ya? Olabilir. Çünkü yapılaşma şartları diyor ki orada mesela bir plan notunda der ki bina cephesi 15-250 metrekarede büyük bina yapamazsın diyor. Bir parsel de olsa ikiye bölebilirsin. 250-252 tane yapabilir. Yani orada turizm, çünkü orada günübirlik alanlar vardır. Uzungöl ölçeğinde baktığınız zaman 600 metrekareye kadar olan yerler. 1000 metrekare vardır pansiyon alanları. Onların da yapılaşması imarda tanımlanmıştır. 2000 metrekare ve üstü olanlar otel olarak bunları plan notlarında planlayabilirsiniz. Böyle planlama çerçevesinde öyle çok büyük arazilerde Uzungöl'de yok. Ancak bunları tanımlanmış olan bu fonksiyonları ancak uygulamayla beraber çözebilirsiniz. Mesela ben şu ana kadar Uzungöl'de 4 tane plan yaptım. 2 tane 18 uygulaması yaptım. Yani 3194 İmar Kanunu'nun 18. madde toplulaştırma. Yani düzenleme ortaklık payını kamuya terk eden alan sadece onu aldık. Bazen etaba böldük, 5 etaba böldük adaletli olması için. Bazı etaplarda 28, 30, 32 olarak çıktı bu düzenleme ortaklık payı. Bu da çok normal. Kanun bize diyor ki %45'e kadar alabilirsiniz. Yani yeşil alana ayırabilirsiniz. Veya kamuya ait olan işte sağlık evidir, karakoldur, okuldur, yoldur, otoparktır, yeşil alandır. Bu gibi şeyleri alabiliyoruz ama biz Uzungöl dar bir yer zaten. Aldık adamın bütün arsasını. Bu olmaz. Nedir? Ne düzenleme ortaklık payı olarak kamuya ayrılmış olan yerler neyse oransal olarak onu alıp toplulaştırmayla beraber bu parselasyonu oluşturuyoruz. Ondan sonra uygulamadan sonra gelene ruhsat veriyoruz ki biz bunu başardık. 2016 yılında 17-18'e yakın ruhsat verdik. Daha sonra plan iptal oldu. İşte mevcut oteller durdurma yazısı gönderimize rağmen zaten %70-80 tamamlanmıştı, işletmeye açıldı gibi. Aslında plana baktığınız zaman Uzungöl kentsel dönüşümlük haline gelmedi. Küçük küçük yapılar vardır, adamın parselidir. Planı bir oturtabilsek o mevcut tapu sahipleri, hak sahipleri onları yıkacak, kendine daha modern bir tesis yapacak yani. İnşallah onu da oturturdu. Çalışmalarımız devam ediyor inşallah. Belli bir noktaya geldi. Yani 5 sefer bir plan bozulur mu ya? Ama mahkeme boza boza bir neticeye ulaşmış olduk. Artık buna aykırılı oldu. Şu anda en son işte yarın da bakanlıktan bir planlama ekibi gelecek. En son noktayı koyup inşallah işimize bakacağız. Orada bir sürü mağdur olan insanlarımız var ya. Adam bekliyor, imarı bekliyor. Suç işlenmemiş bu zamana kadar. Onun da hakkı vardır bu turizmden pay almaya. Adam 20 yıldır yapmamış, suç işlememiş. Binası da yıkılmamış nihayetinde adamın. İnşallah bunu da planlayacağız. Güzel bir şekilde yapmış. Başkanım, hani biraz önce bahsettiğiniz Millet Bahçesi ve o alt geçitli otoparktan bahsettiniz. Bunun bir tarihi var mı? Benim o anlattığım tünel, otopark ve tünel geçiş, bu çok büyük bir proje. Evet. Yani bu gerçekten çok büyük. Ben yani bu 3-5 sene içinde ben hayata geçeceğine ihtimal vermiyorum. Ama devletimiz büyük karar verir. Biz Zigana Tüneli'ni yapmışız. 15 kilometre. İşte Ovit'i yapmışız. Bu devlet neler yapmamıştır? Elbette yapar. Ama şu anda belki kaynak noktasında. Ha, der ki Uzungöl çünkü bunu hak ediyor. Tabii. Uzungöl bunu hak ediyor. Çünkü verdikçe alıyorsunuz karşılığını. Ekonomik olarak alıyorsunuz karşılığını. Ama bu devlet böyle bir planlama yapar. Karayollar programını alır veya Çevre Şehircilik Bakanlığı. O Büyükşehir'in yapmış olduğu gerçekten çok güzel bir proje. Yani ne zaman hayata geçer bilmiyorum ama tünel geçiş ve tünel otopark. Büyük bir proje. Yani maliyetini bilemiyorum tabii. Yaklaşık 4-5 kilometrelik bir tünel. Güncel rakamlarla beraber bir tahmin yürütmek zor ama
Millet Bahçesi'nin birinci etabını Allah'ın izniyle bitirmiş olacağız. Zaten 500 günlük süresi vardı. 1,5 yıl içerisinde inşallah tamamlamış olacağız yani. Ve burada da hiçbir rant yoktur, hiç kimse korunmuyordur, hiç kimsenin zorla yerini almıyordur. İşte kamulaştırma işlemlerine başlamışız. Cumhurbaşkanlığımızdan açıl kamulaştırma kararı almış. Ona bile dava açıldı şu anda yani. Onu almışız. Ha, yasal çerçevede. Çünkü hukuk devleti burası. Kanun ne diyorsa biz onu yapmak zorundayız. Biz zorla beraber gidip insanların yerini gasp edemeyiz. Bu mümkün değil. Hukuk devletinde bu suç zaten. Bir suç işlemeyiz. Ama kanun vermiş olduğu yetkileri de kullanırız yani. Bura benimdir diye. Zaten yapı kayıp belgeleri olanlar bir kısmı iptal edildi. Uzungöl'ü inşallah önümüzdeki yıl çok daha güzel görmüş olacaksınız yani inşallah. Son olarak başkanım şu soruyu sorayım ben size. İki dönemdir belediye başkanlığı görevlerinizi yürütüyorsunuz. Önümüzdeki seçimlerde tekrar aday olma gibi bir düşünceniz var mı? Yani şüphesiz her belediye başkanı gibi bizim de yani başlayıp hayalimizdeki olan projeleri zaman aralığı içerisinde tamamlamamış olabilirsin. Bu zaman, imkan, ekonomi meselesi. Allah nasip eder, görev verilirse devam ederiz. Yoksa elbet bu parti, Cumhurbaşkanımız bizi 10 yıl bu görevi layık gördü. Belediye başkanlığı, bir ilçenin şehremini olmak çok önemli bir görev. Orada hizmet etmek, insanların hayır duasını almak gerçekten benim için, benim inancıma göre çok önemli. Ve hizmet süresiniz içerisinde adil davranmışsanız ve her gelene kapınızı açmışsanız ve her gelenin sorunuyla ne olursa olsun insanın yaşantısında dokunan hangi sorun varsa bunlarla ilgilenmişseniz ve ben akşam eve gittiğimde huzurlu bir şekilde başımı yastığa koyabiliyorsam ben bu görevi bana göre eksiklerimle beraber yaptım diyorum. Biz biraz fazla efor harcıyoruz insanların sorunlarıyla beraber. Çünkü her cenaze yetişmeye gayret ediyoruz. Her düğün yetişmeye gayret ediyoruz. Her olağanüstü bir olay olduğu zaman orada olmak zorundasınız. Bir de işinizi yapacaksınız bir de. Bir de insanların talepleri var. Bunları yerine getirmek zorundasınız. Adam iş istiyor. Adam hastadır. Adamın elektriği yoktur. Adamın suyu akmıyordur. Belediye budur. Bunu diyemeyiz biz. Efendim su benim değil, büyükşehirindir. Veya adam hastaneden randevu alamıyordur veya gidemiyordur, yaşlıdır, fakirdir. Bunu oraya getirmek zorundasınız. Adamın Türkiye'nin başka bir yerinde bir sorunu vardır. Ankara'dır, İstanbul'dur, 81 vilayetinde bununla uğraşmak zorundasınız. Belediye başkanı budur. Ve o duayı biz aldığımız zaman veya gelen bir fakire, fukaraya belediye tarafından sosyal belediyecilik ilkesi gereği yardım etmektir. Ve bu duayı biz aldığımız zaman inanın bana huzur buluyoruz ya. İnanın yani bizi de rahatladan, manevi gönül dünyamıza, manevi dünyamıza rahat veren bu duadır. Yoksa bunun belediye başkanlığı, idarecilik efendim, bunu parayla yapılacak bir meslek değildir belediye başkanlığı. Bir görevdir, bir aşktır. Kendiniz oraya vermektir tamamıyla. Budur yani. Enerjinizi hiç kaybetmeyecek. Efendim gelen insana asla eksi yüz gösteremez. Hep güler yüzlü olacaksınız. Ağlayacaksınız. Adam haklıdır, sıkıntıyla belediyeye geliyordur. Bir sorunu vardır adamın. Eğer siz orada devlet olarak sizi görüyor, çözüm noktası olarak görüyor. Sonra farklı bir şekilde muamele yapırsanız size karşı olan güvenini zaten kaybeder de. Ama devletin bir kurumu olarak olan ta bu Cumhurbaşkanı'na kadar gider. Ya bu nasıl bir adam seçtiler gönderdi bize der. Arkadaş biz bu adama da oy verdik der. Biz bunu yaşatmamaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah şu ana kadar da bunu diyen olmadı. Ben 9,5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Belediyeye gelip bizden güler yüzle bu personelimle, ekiple beraber. Hiçbir belediye bunu yapmaz yani. Ben inanmıyorum. Mümkün değil yani. Personeliyle, belediye başkanıyla beraber. Tamamıyla bu ahlaki çizgide hareket etmeye gayret ediyoruz. Allah nasip etti. Bize görev tevdi edildi yeniden. Tabi elbette projelerimiz vardı. Bitmeyen projelerimiz vardı. Mesela benim yüksekokul projem vardı. Projesini hazırladım. Yerini hazırladık. Ki turizm rehberlik ve turizm hizmetleri diye bu bölgeye has, bu bölgeye münhasır. Çünkü iş gücü olarak insan bulamıyor. İnsan gücü yok çalıştırmak için. Şimdi Uzungöl'de bütün tesislere gidin. Hepsi yabancıdır yani. Bulamazsınız bir tane yerli. Ya Adana'dan gelmiştir, Urfa'dan gelmiştir. Yerli yabancı. Ha bunun yanında bir sürü de temizlik altyapıda çalışan yabancılar da vardır. Suriye'sinden, Afganistan'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden, dünyanın değişik ülkelerinden gelen, yani bu işte göçmen diyorlar ya işte onlardan. Biz de nasibimizi alıyoruz Türkiye'nin aldığı gibi.
Ama bunları da olmasa inanın bana turizm olmaz veya sanayi olmaz. Yok. Mesela şu örneği vereyim. Bizim burada genelde birazcık da olsa bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm fındıklığı vardır adamın. Fındıklığın altını otlarını kestirecek adam bulamıyoruz. İnşaatta çalıştıracak adam bulamıyoruz. Ve gövmeyleri 1.000 lira, 1.500 lira güncel olarak kalıpçı bulamıyorsunuz. Sucu bulamıyorsunuz sucu değiştirmek için. Yani insan inanın bana yani bu yok. Bunu da kim yap? Sıvacı bulamıyor, tuğlacı bulamıyorsun. Ha ben şunu derken yani efendim yabancı sevdalığımdan dolayı değil ama bu iş, bu hizmetleri de olacak. Ya yani bu hizmetleri nerede bulabiliyorsanız o kaynağı gidip ondan alıyorsunuz işte ya. Ama işte biz bu okulaşmakla beraber inşallah bu insan kaynağını bu okulda yetiştirdiğimiz öğrencilerle beraber Çaykara'nın genelinde özellikle Uzungöl noktasında kat görevlisinden garsonuna kadar, rehberinden dil bilimine kadar inşallah burada kazandırmış olacağız. Ben Trabzon turizminin, Uzungöl turizminin, Çaykara turizminin çok daha önümüzün açık olduğu inancındayım. Tabi burada bizim Sultan Murat diye bir yaylamız var. Orada da turizm noktasında gelen turistlerin yaklaşık 1 milyon insan da orayı ziyaret ediyor. Sultan Murat'ımız malumunuz o Sultan Murat Şehitliği adı altında çok tarihsel bir derinliği de olan bir yaylamız. Vali Bey sağ olsun geçen çok 3 senedir yeni onarımını yaptık, açılışını yaptık. Çok güzel. Daha önceki yıllarda da yapıldı. Tabi orada 2500 rakımda formasyona uğradı. Yeniledik. Çok güzel bir alan oldu. Orayı da, orada da bir projemiz var mesela kentsel dönüşüm projesi. Oradayı da altyapı ya. Orada mera değil orada. 70 dönüm bir hazine arazimiz var orada. Hazine arazisi var orada. Orada da inşallah etaplar halinde belki de bu kentsel dönüşümü düşünüyoruz. Projelerini tamamladık. İşte bu 2016-18 yılından sonra işte bu 15 Temmuz'un devreye girmesi, pandemi, bu depremler, bir gibi ekonomik olumsuzluklardan dolayı bir de mahalle baskısı, yaylaların imara açılması gibi ama artık yayla değil, mera orası artık. Mera değil, hazine arazisi orası. Anlatarak inşallah orada çok güzel, ya bunu derken farklı bölgelerimizde de derelerimizde de inşallah bu turizmi yayacağız Allah'ın izniyle yani. Başkanım anlattıklarınızdan yola çıkarak devam edeceğinizi düşünüyorum. Yani Allah nasip ederse devam ederiz Elif Hanım. bu bir görev verilirse devam ederiz. Yoksa teşekkür ederiz. Bir başka bayrağı, bir başka arkadaşımıza devrederiz yani. Yani ben şunu söyleyeyim elhamdülillah toplumda bizim eksi puanımız yok. Yani yapılacak olan kamuoyu araştırmalarında yani belli bir bölgeyi alarak bu ya Çaykara'da nihayetinde 10 bin, 11 bine seçmenimiz var nihayetinde. 11 bin seçim. Ben %70 de seçiliyorum. Ben bunun altına üstüne koyar, yani eğer tekrar ben aday olursam bu konuda ben bunun altına ineceğim asla ihtimal vermiyorum. Yani benim, bizim şahsımla alakalı, bir sadece partimle alakalı, biz bunu CHP'nin de oyunu alıyoruz. İYİ Parti'nin de oyunu alıyoruz. Yerel yönetimlerde kişiye bakılıyor çünkü bizim burada duruşumuz farklı yani esnaflık geçmişiniz var, siyasi geçmişiniz var, dostluk geçmişiniz var. Bu şekilde insanların teveccühü, Uzungöl'le alakalı orada takılıp kalırsanız orada sorun yaşarsınız yani orada kamuoyunu tam size vermeyebilir. Mesela burada sokağa çıkabilirsiniz veya benim 32 mahallem var, orada da sokağa çıkabilir, anket yap, ben yaptırıyorum kendi anketimi. Yani 6 ayda bir anket yaptırıyorum. Tabii 200-300 denek üzerinden ben test ediyorum. Benim Elif Hanım benim için ne dedi mesela? Arıyorlar. Ben isim ben vermiyorum ama onlar kendileri arıyor. Elif Hanım bakıyor ne dedi benim için? Eğer olumsuz demişse nedenlerini araştırıyorum. Arıyorum Elif Hanım'ı davet ediyorum veya ben gidiyorum. Böyle böyle bir anket yapıldı. Bizim için böyle böyle demişsin. Nedeni nedir? Doğru bildiği yanlışlar vardır. Onları izah ediyoruz. Yani biz böyle geri dönüşümlü bir kamuoyu yaptırıyoruz. Efendim bana ne ondan? Öyle demiş. Biz onu yapmıyoruz. Arıyorum, gidiyorum. Neden böyle dedi? Niye bunu? Doğrusu budur. Bak böyle bir, evet başkanım diyor bize böyle anlatıldı ama doğrusu sizin dediğiniz. Çünkü bir belediye başkanı mevzuatlar çerçevesinde konuşur yani. Çünkü yarın o karşınıza çıkacaktır. Belge olarak. Yani 10 yıl bize bu şeref verildi. Yani inşallah bundan sonra da devam et derseler. Halk da burada birinci paydaş olarak kamuoyudur. Partimdir, il başkanıdır, milletvekilleridir, cumhurbaşkanımızdır nihayetinde. En son imzayı atacak olan kişi odur, bizim liderimizdir. Buradaki bütün verilerle beraber oraya dolu dolu giderseniz nasip olur, devam et deriz. Yoksa elhamdülillah işimize bakarız ya.
emekli yurttaş oluruz artık bundan sonra. Özel hayatımıza bakarız. Belki torun sevmeye demeyelim de kendi işimize başlarız. Daha ben kendimi genç hissediyorum. Evet, dolayısıyla tam torunlarımız da var belki ama hem onları severiz hem kendi iş dünyamızla beraber inşallah devam eder. Çünkü çalışmak lazım, üretmek lazım, katkı sunmak lazım bir şekilde. Yani bunu kendi özel işiniz olur, başka iş olur, vatandaşa yardımcı olursunuz. Yani bu şekilde düşünüyorum yani. Allah sorumuzu hayretsin ya. Her şey nasip diyorum inşallah. Ben ya. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza eyvallah. Sağ çok sağ olun. Zaman ayırdınız, geldiniz. Teşekkür Siz ediyorum. Siz de bize zaman ayırdığınız için teşekkürler.